Günlerdir, aylardır, hatta hafızanız kuvvetliyse yıllardır duyuyoruz onun hakkında bir şeyler. Özellikle Marmara'da görülen deniz salyası, yani müsilaj. Son zamanlarda bir örümcek ağ gibi sardı Marmara Denizi'nin her bir yanını. Dışarıdan gözle görülür tarafı bile yeterince vahim dursa da asıl tehlike suyun altında. Örümcek ağ dedik ama onu öyle bir parmak hareketiyle bozmak kolay. Bu öyle değil işte. Denizin altına kadar örülen, su içindeki oksijeni bile yok eden zehirli bir ağ bu. İnsanımızın göz görmeyince gönül katlanır diye kendi elleriyle örülmesine yardım ettiği müsilaj ağı bugün Marmara Denizi'nin ölüm fermanını yazıyor. Geri dönüş neredeyse imkansız denecek seviyede. Trakya kıyılarından Bursa'ya, İzmit Körfezi'nden İstanbul'un eşsiz boğazına kadar her yerde varlar artık. Küçükken görmedik, yılanın başını ezmedik. Zaten büyümez, sorun olmaz diye düşünerek katlanan gönlümüzün gözleri kapalı olsa da artık bu sorun gün gibi ortada. Görmemek için havaya falan bakmak gerek yani. Ki onda da yayılan koku yüzünden yine kayacak gözlerimiz denize doğru. İşte o an göreceğiz Şimdi mesela boğaz manzaralı evine artı 10 bin lira sırf manzara basanlar ne bok yiyecekler şimdi? Peki nasıl oldu bu iş? Bir anda hop diye ortaya çıkıp koronavirüs gibi yayıldı mı Marmara'nın? Gerçekten ama bir tek deniz öldürmemiştik. Ülkede biliyorsunuz ki. Derin sularında. Neden başladı? Nasıl biter? Bakalım bu deniz salyası aslında neymiş? Tarih 1740. Adriyatik Denizi müsilaj istilası altında. İlk kez burada görüldü bizim deniz salyası dediğimiz varlığın izleri. O güne kadar neden görülmemiş de dünyanın oluşumundan binlerce yıl sonra ortaya çıkmış diye düşünebilirsiniz. Çünkü başlangıçta dünya henüz insanlık virüsüne yakalanmamıştı. Bir kez baş gösterince de bu hastalık bünyede bir daha kurtaramadı yakasını. Adriyatik de Marmara Denizi gibi bir iç deniz. Yıllar boyunca bu sorun büyüyerek devam etti. Sebebi ise her şeyden önce deniz sıcaklığının artması. Ama bu yaz-kış arasındaki mevsim geçişi sırasındaki artma gibi değil. Ya da küresel ısınmanın etkisiyle yaşanan artış da buna sebep olmuyor. Direkt olarak insanlar tarafından denize bırakılan sanayi tipi ve evsel atıklar hem denizdeki fosfor ve azotu yoğunlaştırdı hem de sıcaklığın artmasına neden oldu. Bu yüzden pek çok canlı ölürken yerlerini de müsilaj adı verilen bir canlı tipi aldı. Bu organizma denizin dibine adeta bir örtü gibi seriliyor. İlk sorun burada ortaya çıkıyor. Çünkü deniz çayırları olarak... Ya inşallah deniz patlıcanını göstermez. Ya ben ona çok kötü oluyorum çünkü. Bilinen ve su altı oksijen üretiminin baş kaynaklarından biri olan bitkilerin üstünü kaplıyor. Deniz çayırları hem hava hem de ışık alamadığı için fotosentez yapamıyor. Dolayısıyla normalde da deniz oksijen üretemiyor. Bunların burada örneğe başlayan yaşıyormuş. Organizma zamanla su yüzüne çıkıyor. Bu yolculuk sırasında da dip ile arasında bir bağ kalıyor. Böylelikle bir örümcek ağ gibi suyun her yerine yayılmış oluyor. Suda oksijen kalmayınca balıklar nefessiz kalan insanlar gibi boğulmaya başlıyor. Sadece balıklar değil tabii. Yengeçler, mercanlar ve suda yaşayan diğer tüm canlıların boğazına yapışıyor bu deniz salyası. 2007'de Adriyatik Denizi'nde tekrar ortaya çıkan bu sorun, denize kıyısı olan devletlerin imzaladığı ortak anlaşmalarla çözüldü. Günümüzde hala aralıklarla ortaya çıkıyor ama bu miktar yok denecek kadar az. Onlar tehlikeyi atlattı yani anlayacağınız. Peki Türkiye'de Marmara Denizi'nde durum ne? Aslında her şey 1960'larda başladı. Marmara bölgesi sanayinin konuşlandığı, sektörün ana noktası olarak görülen bir yer haline geldi. Şehirler bile deniz kıyısına paralel olarak yapılandı. Yani Marmara Denizi bölgenin en büyük kaynağıydı. Çünkü her uygarlık gibi biz de denizden faydalanma amacı güdüyorduk. Ancak dünyadaki her şey bizim malımızmış. Bizim için yaratılmış gibi davranmak huyumuz olmaya başlayınca sorunlar baş gösterdi. 70'lere gelince de fabrika atıkları ve pek çok evsel atık Marmara'ya sanki bir çöp kutusuymuş gibi boşaltılmaya başlandı. Halk bunu anlamasın diye de direkt fabrikaların önündeki deniz alanlarına değil, derin noktaları uzatılan borularla karaya uzak yerlere boşaltıldı. Ancak Marmara Denizi yapısı gereğince hem hareketli hem de duran bir iç deniz. Yani suyun üst bölgesi Karadeniz'den Ege'ye doğru akarken alt bölgesi de Ege'den Karadeniz'e doğru hareket ediyor. Bu yüzden de derin noktalardan Karadeniz'e doğru gönderilen atıklar sanki bir duvara çarpmış gibi su üstünde tekrar Marmara'ya döndü. Zamanla birikti, birikti, birikti. Büyük inşaatlardan çıkarılan atıklar hop Marmara'ya. Fabrikaların öldürücü kimyasal atıkları hop Marmara'ya.
Organik atıklar, evsel atıklar, zararlı arıtılmış sular hepsi derin deşarj yöntemiyle Marmara'nın ortasına bırakıldı. Başka devletler tarafından bile insanlığa bir lütuf olarak görülen masum Marmara Denizi ise bir bomba gibi patlayacağı anı bekledi. Küresel ısınma yüzünden zaten deniz sıcaklıkları artarken Marmara'nın son 40 yıldaki sıcaklık artışı da ortalama 2,5 derece oldu. Bu sayı size küçük gelmesin çünkü neredeyse rekor seviyede. Eğer bu denizin bir kıyısı olsaydı üzerinde biriken çöpün en azından bir bölümünü karaya atarak doğal savunma mekanizması sayesinde kurtulabilir, en azından birazcık nefes alabilirdi. Ama Marmara'nın neresinde kıyı var ki? Her yanına ya bir fabrika kuruldu ya da duble yol yapıldı. Abi bir şey söyleyeceğim. Kıyı olsa dalgayla atmaya çalışsa yani. Üretim yapan bir fabrikanın attığı zehirli atıktan bahsediyoruz. Deniz bu. Ay çıldıracağım. Ay gerçekten çıldıracağım. Anlayacağınız bu eşsiz deniz beton bir göl haline geldi. Adeta mahsur kaldı. Son çırpınışını da bu yılın başında yaptı. Şubat ayında ilk kez sorun boyutuna geldi deniz salyası. Ne yapıldı? Yine hiçbir şey. Belediyeler deniz üstünde biriken atıkları temizlemeye çalıştı. Ancak suyun üstü tam anlamıyla buzdağının görünen kısmı. Asıl olay, asıl cinayet aşağıda. Denizin içinde göz gözü görmüyor. Resmen bir bataklık manzarası var içeride. Anlayacağınız Marmara Denizi ölüyor. Hatta bazı uzmanlara göre burası artık ölü deniz. Ama öyle Fethiye'deki gibi muhteşem manzaralı bir ölü deniz değil. Tam anlamıyla ölü. Nefes almayan, yaşamayan, yaşatmayan, kendisi dahil hiç kimseye faydası olmayan, su bile denemeyecek bir birikinti sadece. Aşağıda kalan mercanlar, alkler, balıklar, yengeçler ve geri kalan her şey ölmeye devam ediyor. Sezon sonuna kadar ölmeyip göç etmeyi başaran balıklardan sonra kimse gelmeyecek buraya. Yaz aylarında sıcaklığın artmasıyla bu toksin tam anlamıyla bir zehre dönüşecek ve avlanan balıklara bulaşacak. Bu sayede de insanlara geçecek. Derler ya, etme bulma dünyası diye. Bir kez daha kendi bacağımıza sıkmış olacağız. Dünyaya verdiğimiz bir zarar daha yine dönüp bizi vuracak. Bayağı umutsuz bir durumdayız anlayacağınız. Peki nasıl kurtuluruz? Aslında tek çözüm durmak. Tamamen durmak. Biyolojik ve kimyasal arıtma sistemi olmayan fabrikaları durdurmak. Denizlere atık boşaltmayı durdurmak. Arıtma sularını denizlere boşaltan makineleri durdurmak. Doğal oluşumlar önceki hallerine dönmeye eğilimlidir. Eğer durursak Marmara Denizi nefes almayı başarıp kendini temizleyebilir. Yardım etmek istersek bunun da yolu var. En büyük deniz felaketlerinden biri olarak görülen Exxon Valdez kazasının verdiği zararı azaltmak için üretilen çeşitli ilaçlar bugün de geçerliliğini koruyor. Denizlere zarar veren atıklara karşı savaşabilecek çeşitli canlı mikroorganizmalar bulunuyor. Biraz pahalı olsa da kesin çözüm üretme konusunda birebir denebilir. Bu arada Exxon Valdez kazasının yaşandığı o anı izlemek için bu videoya gidebilirsiniz. Bu arada kanalımıza abone olursanız da çok seviniriz. Exxon Valdez'de Marmara'daki gibi insan eliyle yaşanan bir felaket. Ancak bize göre buradaki çok daha büyük. Zira bir canlıyı direkt öldürmedik. Her gün yavaş yavaş farkında olmadan ne olduğunu anlayamadan öldürdük. Yaşam kaynağımız olan sularımızı, ülkemizin can damarı olan denizlerimizi ve buna benzer birçok doğal imkanı kendi ellerimizle yok ediyoruz. Hem kişisel hem de çevre temizliğinin doğrudan ve dolaylı olarak bizi her zaman etkilediğini görmüyoruz. Ama lafa gelince buna da kutsal tanımlar ekleyebiliyoruz. Hani derler ya, temizlik imandan gelir diye. Geliyor gelmesine de herkesin temizliği kendine. Bazılarına imandan, bazılarına da imardan geliyor işte. Bu insanlık suçu bu arada yani. Neden mesela hala daha bu atıkları bırakan insanlar neden hala daha yargılamaları olmadı, dosyalar oluşturulmadı? Çok merak ediyorum. Çok merak ediyorum. Mesela yanlış bilmiyorsam eğer meclise bir araştırma komisyonu kurulması için gidildi. Ve mecliste de red karar verildi. Bu insanlık suçu. Kimse kusura bakmasın. Bunun adı bu. İnsanlık suçu bu. Katliam bu. Yani çok acil bir şekilde durulmasından da önce, yani durulması zaten gerekiyor ki çok özür diliyorum ama durulmayacağını ben biliyorum yani durulmayacak.
Durmazlar. Durduramazsın. Mümkün değil, durduramazsın. Ki zaten aslında hep mesela ta ilk yayın açtığım zamanlardan beri mesela işte işsizlik, işsizlik hep konuşurken sürekli olarak diyorum ki yani sen eğer ki Türkiye'nin tek bir yerine bütün üretimi kanalize edersen, çünkü biliyorsunuz ki Türkiye'nin bütün üretimi ama ana merkezi Marmara bölgesinde dönüyor. Ama Kocaeli'nde, ama İstanbul'da daha ağırlıklı olarak bu bölgelerde dönüyor. Şimdi haliyle sen o tarafa itelediğinde her şeyi, aslında bütün pisliği, bütün yükü de oraya itelemiş oluyorsun. Her şeyi. Ve yani hani ben şunu anlayamıyorum gerçekten. Kimyasal bir atığı, herhangi bir atığı ya. Ulan hiç içiniz acımıyor mu mesela? Bazı arkadaşlarım vardı benim. Deniz kenarında otururduk, yeterdik mesela. Çekirdek kabuklarını denize atarlardı. Hiç içiniz acımıyor mu acaba ya? Yani nasıl, vicdanınız hiç mi yok ya? Acaba hiç mi, artık hiç mi kalmadı acaba o vicdanınız? Bu kadar mı sıfırdasınız yani? Bu kadar mı önemli gerçekten o elde ettiğiniz o para, o güç? Şu elinizi böyle belki de bir kere şuraya bir koysanız, bir kere ya, tek bir Allah'ın günü bir koysanız belki de diyeceksiniz ki ya evet ulan benim de içiniz acısa bile yetecek ha. Bir çıkıp bir vah vah deseniz, bir tüh tüh deseniz, bir yazık oldu bile deseniz, yemin ediyorum ki şu ülkede yaşayan bir insan olarak diyeceğim ki ya hani en azından ulan yaptılar ama diyeceğim, en azından onlar da üzülüyor diyeceğim. O da yok ki. Beni bitiren şey pişkinlik, pişkinlik. Beni asıl sinirlendiren, asıl yoran pişkinlik ya. Bu vicdansızla benim gerçekten yüreğim dayanmıyor lan. Deniz lan bu, deniz deniz. Dünyanın her yerinden insanlar, dünyanın her yerine, her ne kadar Antalya, Çeşme'de tatil, turizme bilmem ne dönüyor gibi görseniz de yılın 365 günü İstanbul'da kültür turizmi dönüyor. Yılın 365 günü o boğazı görmeye geliyor insanlar, o denizi görmeye geliyorlar, o tarihi görmeye geliyorlar. Bu kadar kıymetli bir şehre, bu kadar kıymetli bir bölgeye bu kadar kötü davranılamaz ya. Bu kadar kötü davranılamaz. Lan dünya ülkelerindeki böyle şehirlerin listeleri geçiyor. İstanbul dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi olarak geçiyor. Günah değil mi? Yazık değil mi? Yazık değil mi ya? Bakın bu ihanet, bu gerçekten bu ileriye dönük kötülüktür yani. Bu birkaç sene sonrasına dair kötülüktür bu. Bu senin için değil, belki benim için değil, belki ben 20 sene sonra, 30 sene sonra defolacağım, gideceğim bu dünyadan ben. Ama mesela bu senin çocuğun için çok büyük kötülük, biliyor musun? Aşırı büyük kötülük. Torunlarınız için, o fabrika sahipleri, torunlarınız için dolduruyorsanız eğer, onlar için dolduruyorsanız o ceplerinizi, o torunlarınıza hiçbir bok kalmayacak. Hiçbir bok kalmayacak. Hiçbir şey. Kalmayacak, kalmayacak. İstiyorsa moral bozuyor desinler, isterse ay içimi sıktı desinler. Kalmayacak, kalmayacak. Kalmayacak. Biz de hep beraber böyle izliyoruz bak. Herkes izliyor, ben de izliyorum, sen de izliyorsun. İşte hepimiz vah diyoruz, tüh diyoruz. Elinden bir şey gelmiyor. Gelmiyor ki, elinden de bir şey gelmiyor. Yani ülke o kadar zengin ve güzel ki sata sata yıka yıka, gerçekten öyle ya. Her zaman söylüyorum mesela, ben var ya gerçekten ben Türkiye'yi çok seviyorum lan. Ulan nerede var ya, nerede var abi dört mevsimi bir arada yaşıyorsun. Yani yemin ediyorum Kütahya'dan mesela Çeşme'ye gidiyorsun, birkaç saatini alıyor, mis gibi denizine giriyorsun, güneş var. Eğer dersen ki ya ben kayak tatili yapmak istiyorum, gidiyorsun Kayseri'ye, gidiyorsun Erzurum'a, gidiyorsun Uludağ'a, orada gidiyorsun kar tatilini yapıyorsun, diyorsun ki doğa görmek istiyorum, el değmemiş yerler görmek istiyorum, çok özlüyorum artık el değdiği için tabii ki de bilemiyoruz oralarda nerede, Karadeniz'e gidiyorsun, lan yazık değil mi ya? Yazık değil mi? Tarih görmek istiyorum diyorsun. Kalkıyorsun gidiyorsun İstanbul'a. Kalkıyorsun gidiyorsun Efes'e.
Ulan milyonlarca medeniyet yıllarca burada ayakta kalmış. Ayakta kalmış. Mis gibi memleket, siz niye bu kadar kötü davranıyorsunuz ya? Hep beraber. Neden? Yemin ediyorum bak bugün şeyi izlerken ağladım ya 2002'de. Ya buna ağlanır mı? Buna ağlayacak hale geldim lan. Ki ben bir şey söyleyeyim, ben gerçekten dünyada bundan birkaç sene önce görüp göreceğiz en gamsız insanlardan bir tanesiydim ya. Tarkan 2002'de bizimkiler Dünya Kupası'ndan döndüğünde şey yapmış. İşte karşılama şeyi var, binlerce insan toplanmış orada. Ben onu izlerken ağladım lan. Erevizyon görüyoruz, gözümüz doluyor falan. Aa! Hepimiz böyle menopozlu, antropozlu insanlar gibi böyle sürekli olarak bir şey dert ediyor, sürekli olarak terler basıyor, ateşler basıyor. Yeni milli takım şah. Hayır, dinlemedim onu ya. Dinlemedim. Nasıl? Dur. Milli takım marşı. Nasıl, güzel mi? Bizim çocuklar. Bizim çocuklar. Allah hepimize sabır versin. Bak gerçekten Allah hepimize sabır versin. Çünkü zaten hani çünkü desem ki arkadaşlar bir şeyler yapmıyoruz. Ulan zaten ben bir şey yapmışım. Oy vermişim. Meclise insan göndermişim değil mi? Sen ne yapıyorsun? Beni orada temsil ediyorsun. Sen beni orada temsil ediyorsun. Ne yapacaksın? Gideceksin sen beni temsil ettiğin için. Araştırma komisyonunu kuracaksın. Bakacaklar kim yapmış. Dava edeceksin. Sebebini soracaksın. Başka bir şey mi oldu? Ben yapabileceğim şeyi yapmışım. Ben sandığıma gitmişim, oyumu kullanmışım kardeşim. Ben bir vatandaş olarak dediğim gibi bir mandalina kabuğunu bile 5 yaşımdan 6 yaşımdan beri cebimde gezdiren bir insanım eğer ortalıkta çöp yoksa. Hayvana zarar vermem, insana zarar vermem, bitkiye zarar vermem. Pardon, özür dilerim, bitkilere zarar veriyorum. Çünkü alıyorum, suluyorum suluyorum ama herhalde yanlış mı yapıyorum, ne yapıyorum? Ölüyor bitkiler, evime gelen bitkiler. Elim mi uğursuzdur artık nedir bilmiyorum ama. Biz Tarkan'dan devam abla güzel diye şey. Hadi ya, hadi bakayım bir dinleyelim. Bir dinlemekle. Şunları bir okuyayım efendim. Şunları bir okuyayım. Nerede kaldım, nerede kaldım?